Kuru yemişler güçlü bağışıklık için çok önemli, ancak açıkta satılan kuru yemiş bazen yararı, bırakın efendim, tehlikeyi beraberinde getiriyor. Çünkü eğer doğru koşullarda saklanmamışsa çabuk küfleniyor, zehirliyor. Koronavirüs döneminde özellikle unutmayın, açıkta satılan kuru yemişlerden koronavirüs bulaşma riski vardır. Açıkta satılan gıda tehlikelidir. Gel abim, gel. Koronavirüs taşıyabilir. Aflatoksin nedeniyle kansere zemin hazırlar. Açıkta satılan kuru yemişe dikkat. Uygun ortamda saklanmayan ve açıkta satılan kuru yemiş ve bitkilerden uzak durulması öneriliyor. Açıkta satılan kuru yemişlerde nemli ortamda saklanırsa eğer aflatoksin dediğimiz mantar toksininin gelişme riski vardır. Aflatoksin kanserojen bir maddedir. Özellikle karaciğer kanserlerine yol açtığı ispatlanmıştır. Uzmanlara göre açıkta satılan kuru yemişlerde COVID-19 bulunabilir. Açıkta satılan bitkilerde ve kuru yemişlerde bir de koronavirüs bulaşma şüphesi vardır ki bunların göz ardı edilmemesi gerekir. Özellikle nemin yüksek olduğu bölgelerde kuru yemişin açıkta satılması daha fazla riski beraberinde getiriyor. Açıkta satılan kuru yemişlerde aflatoksin önemli bir tehlikedir. Çünkü İzmir gibi, İstanbul gibi, Antalya gibi, Mersin gibi deniz kenarında bulunan sahil yörelerinde nemli ortamdan dolayı açıkta satılan bitkilerde aflatoksin riski son derece yüksektir. Dolayısıyla açıkta satılan kuru yemiş tüketilmemelidir. Kuru yemişi güvendiğiniz bir yerden aldınız, kabuklu ve paketli olarak temin ettiniz. Peki evde tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kuru yemişler içinde bulunan mineraller, vitaminler ve yağ asitleri nedeniyle bizim için önemli. Elbette kuru yemişleri seviyoruz da, tüketmeyi de seviyoruz. Ancak onları bu şekilde kabuklu almamız gerekiyor ve her tüketim için ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını kırıp o şekilde yememiz gerekiyor. Çiğ tüketilmesi önemli. Çünkü kuru yemişin içinde bulunan ve vücuttaki iltihaplarla savaşan yararlı omega 3 yağ asitleri kavrulma işleminde bozuluyor. Bir kere kavrulmamış çiğ olarak tüketeceğiz. Çiğ olarak ve ambalajı aldığınız kuru yemişleri güvenle tüketebilirsiniz. Kuru yemişi fazla kırıp saklamak da doğru değil. İçindeki yağ asitleri havayla temas ettiğinde bozuluyor. Kuru yemişinizi kabuklu bir şekilde satın aldınız ve kırarak tüketmeye karar verdiniz. Ancak biraz fazla kırdınız ve onu saklamak istiyorsunuz. İşte burada da başka riskler baş gösteriyor. Çünkü bunu aldığınızda eğer kapağı tam olarak kapanmazsa, cam bir kavanoz olsa bile nemli bir yerde saklarsanız, serin ve kuru bir yerde bulunmazsa, bir de tüketim süreniz uzarsa, İşte o zaman da başka tehlikeler bizi bekliyor. Hava almayacak şekilde saklayın ve kavanozda da sadece günlük tüketiminiz kadar bulundurun. Yani öyle 10 günlük, 20 günlük kırıp da saklamayın cevizinizi, bademinizi. Yine aynı şekilde havayla temas ettiği için omega 3 yağ asitleri bozulacaktır.